Duyarsız vatandaşların piknik alanlarında çevreyi bıraktığı çöpleri gönüllü çevreciler topluyor. Tavşanlı Belediyesi'nin de destek verdiği etkinliklerde çevreciler Göbel'de buluştu. Tavşanlı'da bir grup gönüllü ve belediye personeli Göbel Termal Tesislerinin bulunduğu piknik alanlarında temizlik çalışması yürüttü. Ben normal kendim amatör fotoğrafçıyım. Doğa fotoğrafları çekiyorum. Bu meyanda da çöpler çok dikkatimi çekmeye başladı. Çöp fotoğrafları çekmeye başladık. Bunu da malum biliyorsunuz son dönemlerde sosyal medya çok fazlasıyla kullanılan bir mecra. Orada paylaşmaya başladım. Bu paylaşımlarda bir arkadaşımız altına yorum koydu. Dedi ki abi bu poşet daha doğrusu çöpleri paylaşıyorsun ama sen ne yapıyorsun? Bu muhabbette çıkan bir organizasyon oldu. Belediyemizin Çevre Temizlik Müdürü Hasan Hüseyin Akkaya ile görüştük. Onlar da zaten 5 yıldan beridir sizin de malumunuz belediyenin çevre şenlikleri var. 7 Haziran'da yapılan. Bu organizasyonla beraber sivil toplum kuruluşlarına, Kaymakam Bey'i ve diğer belediye başkanımız dahil olmak üzere diğer kurum müdürlerinin de bir toplantı yaptık. Sivil nezdinde toplanılan ve davet edilen ilk toplantı oldu. Çok da güzel ilgi gördü ve semeresini almaya başladık. İlk köse kalfayı temizledik. Sonra şimdi Göbel'deyiz. Ama maksadımız bizim vatandaşımızın atmış olduğu çöpleri gelip bizim toplamamız değil. Bu etkinlikteki amaç öncelikle bir farkındalık yaratmak. Daha sonra sivil toplum kuruluşlarıyla beraber Mayıs ayı, Haziran, Temmuz ve Ağustos, Eylül'de katarsak içine 4-5 aylık süreçteki pazar ve cumartesi ve pazar olan piknik zamanlarında Şabandede, Göbel, Köse Kalfa gibi piknik alanlarının girişlerinde ekiplerimizi bırakacağız. Orada çöp poşetlerini vereceğiz insanlar piknik alanına girmeden ve çöplerin atılmamasıyla ilgili bilgilendirme yapacağız. Esas amacımız bu. Bugün de ikinci etkinliğimizi düzenliyoruz. Bu etkinlikle beraber de inşallah sizlerin sayesinde daha çok fazla kitleye ulaşmış olacağız. Ama özellikle şunu belirtmekte fayda var. Altını çizerek söylüyorum. Tavşanlı Belediye'mizin çalışmaları ve tavşan içindeki temizlikte hiçbir sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız hemşerilerimizin piknik alanları kirletmesiyle alakalı. Bu da bir mesleki körlük gibi düşünün. Yani attıkları çöpün farkında değiller. Bir de eskiden beri alınan bir şey var. Yani böyle bir algı var. İşte biz çöp atıyoruz, doğa bunu yok ediyor. Maalesef doğa çöpü yok etmiyor. Çay artınız olur, yemek artınız olur. Bunu hayvan falan tüketir, suyu boşaltırsınız ama doğada kaybolmayan çöpleri bıraktığınızda çok ciddi sorun yaratıyor. Dolayısıyla bu algının artık değişmesi ve çöplerin dönüştürülerek alınıp ekonomiye kazandırılması amacımız bu.